Fatma Hanım'la Mehmet Bey de öyle. Evet, kızları 24 yaşında, üniversite son sınıf öğrencisi. Ama yanlış yere uçtu. Yanlış yere uçtuğunu söylemek için alim olmaya gerek yok. Anne baba da olmaya gerek yok. Ne yazık ki uçtuğu yer yuva değil. Herkes evladının bir yuva kurmasını ister. Kimse de çocuğunun turşusunu kurmayacak yani. Herkes istiyor evlensin, yerini, yurdunu bulsun ama doğru bir evlilik yapsın, mutlu bir evlilik yapsın. Ha, en baştan belli mi hiçbir şey? Evet, değil. Ama bazen de sonu baştan belli. Gittiği kişi, düşünebiliyor musunuz yani, Konya'dan nerede okuyordu? Samsun Samsun'a 19 Mayıs. giderken, Konya'dan Samsun'a giderken otobüste tanıştığı biri. Tamam, olabilir. Tabii ki bir yerlerde tanışacağız. Ona da bir itirazım yok. Ama tanışır tanışmaz evden gitmek, gittiğin kişinin evli 3,5 yaşında çocuğu olduğunu öğrenmek. Sonra o kişiyle kendileri de itiraf ediyorlar. İşte telefonlarını yere düşürerek, birilerine çarpıp telefonlarını yere düşürerek kırıldı deyip para almaya çalışmak turistlerden. Bağlananlar var, bana da aynı şeyi yaptı, ona da aynı şeyi yaptı. Gittiği kişi diyor ki benim şeytan tüyüm var. Yok, üç harflerle evliyim. Bütün kadınlar bana aşık. Şimdi zaten bütün kadınlar bana aşık diye gezen bir adamdan sana ne fayda gelir? Şimdi bazen de sonu o kadar baştan belli ki dün bunları yaşadık ve çok üzüldük. Ben hep deniz yıldızı hikayesine benzetiyorum. Bir evlat bir evlattır. Belki o evladın yaşadıklarını görenler de bundan ders alır. Ama hani anne babanın buradaki acısına hepimiz ortak olduk. Dün atladık gittik Trabzon'a. Dedik ki gidelim Ayşe'nin yanına. Ayşe biz gitmeden otobüse bindi. Konya'ya gideceğim diye yola çıktı. Az sonra bağında izleteceğim. Sonra Giresun yakınlarında inmiş otobüsten. Karakola gitmiş. Karakola demiş ki benim cüzdanım çalındı. Aslında Giresun'a giderken dayısıyla konuştuğunu söylüyor. Dayısıyla konuştuktan sonra vazgeçmiş Konya'ya gitmekten. İnmiş Giresun'da, gitmiş karakola, benim cüzdanım çalındı, beni Trabzon'a geri gönderin, param yetmeyecek. Sonra tekrar bizim ekip arkadaşlarımız Mücahit'le beraber onu beklediler. Mücahit gitti Ayşe'yi tekrar karşılamaya. O sırada demiş ki yani ben de ne yapacağımı bilmiyorum, başıma da dert oldu bu kızda demiş bak. Yani bunu da söylemiş. Sonra kız geliyor, bizim arkadaşlar onlarla röportaj yaparken bir tane sarhoş bir adama denk geliyorlar. Sarhoş adamla Mücahit kavga ediyor. Mücahit'in hadi gözü morarıyor. Onu götürüyorlar hastaneye. Sonra işte sizin kızınız onu orada tedavisinde pansuman falan yapıyor. Sonra da çıkıyorlar. Şimdi önce bu kız benim başıma dert oldu diyen 2 saat önce adam, Ferhat'la Şirin'in aşkını yaşatacağız diyor. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Fatma Hanım'ın bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor. Yüzü gözü bembeyaz. Hani bir insanın kanı çekilir ya suratından. Mehmet Bey'i çok iyi anlıyorum. O bir erkek olarak çok daha farklı şeyler düşünüyor. Yani niye benim kızım apartta, niye evinde değil, ne oluyor? Yani erkeklerin de tabii ki hayata dair başka bilgileri ve ona aktarılan bilgilerle bambaşka üzüntüleri var. Bakın izleyelim, Ferhat'la Şirin'in aşkıymış. Ama o yani... Evet, sonra ben başlarım aşkınıza dediğim zaman şey oluyor ama evet yani hani ne aşkı? Aşka, sevdaya hepimiz hürmetkarız da bu aşkta diğer kadın, diğer çocuk, onun ailesi. Yayınımızın ardından Ayşe Bağcı ve sevgilisiyle bir araya gelmek üzere ekibimiz Trabzon'a hareket etti. Ancak biz ikilinin yanına giderken genç kız baba evine dönmek üzere Konya'ya doğru yola çıkmıştı. Ayşe Bağcı'nın Giresun'da bindiği araçtan inip cüzdanını kaybettiğini söyleyerek polis karakoluna gittiği bilgisini edindik. Karakoldan ayrıldıktan sonra baba evine gitmek yerine sevgilisinin yanına dönmeye karar veren Ayşe Bağcı ekibimize konuştu. Konya'ya ailenizin yanına dönüyorum diyerek çıktınız. Aslında Mücahit de Trabzon'da kalıyordunuz. Ama yolun yarısında Giresun'da indiğinizi öğrendik. Cüzdanım kaybetti diyerek karakola başvurmuşsunuz. Konya'ya gitmek istiyordum. Hani ben burada baskı altında durmuyorum, tehdit edilmiyorum. Hani kendi başıma gitmek istedim. Ama sonradan da işte dayımla konuştum. Ondan sonra da ben inmek istedim. İndim. Param vardı. O para yetiyormuş. Ben yetmiyor zannederek işte yani karakoldan yardım istedim. Yani cüzdanım kayboldu diye. Ama kaybolmadı. Param da yetiyormuş. Yani geri döndüm buraya. Otobüste başlayan aşkı için pek çok riski göze aldığı gibi ailesini de karşısına almıştı Ayşe Bağcı. Mücahit'le nasıl tanıştınız? Muavin olduğu için su getiriyor, meyve su getiriyor. O sıralarda tanıştık işte. Beğendik birbirimizi. İşte bu yola girdik. Evli olduğunu söyledi mi size ilk etapta?
O zaman söylemedi tabii, sonralardan söyledi. Ondan sonra eve gidince ben annemlere söyledim. İşte bu biraz sabırsız olduğu için hemen babama anlatmış, böyle böyle biz sana yalan söyledik. Tabii bunlar sinirliler çünkü benim telefonum çalındı. Özel numaralardan arıyorum bunları. Ama bizimkiler kesinlikle kabul etmediler hiçbir şekilde. Hani niye istemediler Mücahit'i? Onlar şöyle istemedi, hani bu şey dedi, hani beni ve ona versinler diye, hani kızım şöyle yapmak istedi böyle, yani onları söyleyemiyorum. Mecbur bırakmaya çalıştı. Yani mecbur bırakmaya çalıştı işte, ondan babam sinirlendi ona. Bugüne kadar istemediğim şey yapmadı diyeyim size. Peki size vurdu mu hiç? Her zaman olduğu gibi tartıştık, sonra da barıştık yani. Tartıştığınızda vurdu mu? Ya, evet. Yüzüme vurdu ama bu benim bütün sorun değil. Yani ben şikayet meselesi değil yani. Dedim ona yani boşan. Dün siz demiştiniz Mehmet Bey, kızım seni dövmüş diye. Evet. Hayır dedi, reddetti ama vurdu, yüzüme vurdu ama benim için bir ayrılık sebebi değil diyor. Yani haklı aile. Duyuyor ve Mehmet Bey diyor ki ben peşini bırakmadım, orada da adam gönderdim. Ne yaptıklarına bakıyorum diyor. Kendinde değil, onda bir şey var. Hülya adam... Hanım ya hap ya ilaç bir şeyler veriyorlar. Böyle çocuk, değildi. Böyle bir çocuk böyle değildi. Bak babasına bile ne böyle yemezdi. Böyle bir çocuk değil bu çocuk. Kendi veriyorlar. Bu çocuk normal mi? Değil. Kendi parasını, kendi telefonunu torunlarıma vermeyen bir çocuk. Torunuma oyuna vermeyen bir çocuk bu. Telefonunu alıp satıyor adam. Nasıl yapıyor bunu? Diyorlar çocuğa. Şeytan tüylü pislikte bir şeyler var. Bir şeyler veriyor benim çocuğuma. Böyle bir ne şey değil. Ne şeytan tüyü Allah aşkına şimdi izleyin. Dökülak alasca mikropta. Kendisi şeytan, her şeytan tüyüm ya. Diyen de... Şeytan tüylüyüm diyen de şeytan tüyü mü var yani? Yani hayat mı şu? Hayat mı? Apartta kalıyor. Bir tane yüzüğü yok. Bir tane eşyası yok. Telefonu yok. Bu adam vardığı zaman telefonunu kırıyor. Böyle evlilik mi olur? Bu evlilik değil zaten. Normal mi? Yani devlet büyüklerine sesleniyorum kızı buradan. Kızı tutmak, alıkoymak. Bu normal mi? Bir sapığın elinde şu anda benim çocuğum. Bir tane sapık bu. Başka bir şey değil. Şu anda hangi karakoldalar? Şu an jandarma karakoluna gitmişler. Müge'den öğrenelim. Hangi jandarma karakolundalar? Evet. Şu anda da aslında jandarma karakolundalar. Dünkü işte o kavga olayından dolayı babasıyla beraber gitmiş. Öyle mi? Ortahisar ilçe jandarma ile daha önce de başka konularda çalışmıştık. Ben buradan komutana da sesleneyim. Eğer kızımız da oradaysa inşallah onlar da kızımızla konuşma fırsatı bulurlar. Çünkü ben size inanıyorum, yani niye bu kadar çırpınasınız ki, kız böyle değildi diyorsunuz. Evet böyle evet, değildi böyle bu değildi. Müge Hanım. İnan böyle değildi bak. Ben bayramlarda çocuklarıma harçlık veriyorum. Bunun parasını oğlum harcardı. Sigara sağlığa zararlı. Parayı her şeyi boşver, böyle bir sapıklık yapacak böyle bir kız kesinlikle değildi. Kesinlikle bir erkekle veya bir şeyle kesinlikle, yani yolda komşular sorardı. Sen kimin kızsın, size ne, niye soruyorsunuz diye mi çocuktu bu? Bunda mutlaka bir hap, ilaç, bir şeyler veriyor bu adam buna. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Tehdit ediliyor. Ya tehdit zaten var, belli değil miydi? Çok ciddi bir baskı altında. Burada ekranlarda tehdit olduğu belli değil miydi? İşaretle şunu söyle, bunu söyle. Kesinlikle anne, annene babana büyük bir olasılıkla kandırılarak annene babana kardeşine kötülük yaparız, onlara bir kötülüğüm dokunur diye ciddi bir baskı altına alınmış bir profil çiziyor aslında. Evet. Burada baktığımızda beden diline de kızınızın baktığımızda beden dili de bir panik, bir korku içinde. Sonra yani çok rahat veriyorum. Konuşup kendini ifade edip söyleyebilecek bir yapıda değil. Yani üniversite son sınıfa kadar gelmiş bir kız çocuğumuzun da daha yani hiç tanımadığı birine bu şekilde gitmesi, hadi gitti diyelim, ondan gelen şiddeti kabullenecek kadar gözünün kör olmasını da çok hani aklı selim bir davranış olarak değerlendiremeyiz. O nedenle ben çok ciddi baskı altında olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum ki karakolda da bu hani bir şekilde komutanlarımız da kızımızla bir konuşma fırsatını bulup biraz önce Müge Hanım'ın söylediği gibi çok hani bu baskıyı istedim. Yani çok yanımıza gelsin istedim ama beceremedik inşallah. Yani şey gibi böyle çılgın gibiler yani.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.